yıllar sonra sevenleriyle buluşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeydi. Yıllar sonra İzmir stüdyolarında Zeki Müren'le buluşan TRT çalışanları, Zeki Müren'in makyajı yapılırken yayının en iyi şekilde gerçekleşmesi için son hazırlıkları yapıyorlardı. Zeki Müren'in TRT İzmir stüdyolarına geldiğini haber alan basın mensupları İzmir televizyonu önünde toplanmaya başladı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra yerini alan Zeki Müren'le basın mensupları yıllar sonra İzmir stüdyosunda buluşmanın heyecanı içindeydiler. Basın mensupları Zeki Müren'i görüntülemeye, fotoğraflar çekmeye devam ederken Ajda Pekkan stüdyoya geldi. Önce iki kişi geliyor, genel müdürümüz, sonra mı ben geliyorum? Evet. Peki. Merhaba canım, nasılsınız Ajda'cığım? Çok güzelsin canım. Nasıl isterseniz. Ve programın diğer konuğu Muazzez Ersoy, Ajda Pekkan'dan sonra stüdyoda yerini aldı. Çok var canım. Merhaba. Nasılsın sayın hocam? Boyalı yüzlüğe. Çekim öncesinde son hazırlıklar yapılırken Zeki Müren her zamanki neşesiyle eski dostu Ajda Pekkan'a takılmadan edemedi. Ekmen Bey, benim şansam, biri Hilale'den rica ederim. Şansamın içine bir takım notlarım vardı. Onları rica edebilir miyim? Daha doğrusu çantam gelirse memnun olur. Şimdi de var mı? Ajda, efendim? Şimdi de var mı? Yok, şimdi sormadım hiç. Levan ders zamanlar mı geçin? Anlamadım. Levan da para demek. Öyle mi? Spali. Ya Spali diye biliyoruz. Levan'dan mı sayılıyor? Öbür böyle birikmiş buka. Buka olmuş böyle köşede. Ah, güzel olmayan öyle güzel esprilerden o kadar mahrum kaldı ki. Ardından çekim için kayda girildi. Radyo televizyon kurumu bir ilki gerçekleştirdi ve sanat filmini Batmayan Güneş Zeki Müren belgeselini çekti. Bu çekimler sırasında Batmayan Güneş'imiz Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na o kadar sıcak, o kadar içten davrandı ki bildiğiniz gibi 4 yıldır, yaklaşık 4 yıldır kimselere kapısını açmadı. Kendini dinledi olabilir. Açmadı değil de kendini dinledi. O dakikalarda kendisine verilecek ödülün heyecanı içinde Ajda Pekkan'a... Öyle mi? Sevgili paşam kalkın şu anda. Sevgili paşam. Bir küçük. Ah çok teşekkür ederim. Ne kadar tatlısın. Bu buluşmanın anısına. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Alacağı ödülün 1951 yılında şarkı söylediği ilk mikrofon olduğunu öğrenince çok heyecanlandı. Sizin Ankara Radyosu'nda evet. Yıllar önce okuduğunuz şarkılarla ilgili olan mikrofon. İlk olarak mikrofonu okudunuz. Evet. Çok İlk teşekkür mikrofon. Ediyorum efendim. Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Hayatımın en büyük anısı. Efendim isterseniz şuradan bakalım. Pardon. Nasıl öyle? Bakın masaya koyalım efendim. Buyurun efendim, bu sizin Ankara Radyosu'na geldiğiniz ilk programı yaptığınız mikrofon. Çok teşekkür ederim. Bunu size vermekten büyük gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. O yıllara iniyorum. Ağlayayım mı, güleyim mi, şaşırıyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Var olun, sağ olun diyorum. Teşekkür size ve Kadir Şinas halkımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendi isteği üzerine TRT'nin ödülünü ayakta alan Zeki Müren, kayıt sonunda Kürşat Özkök'e makyaj odasında dinlenmek istediğini söyledi ve birlikte stüdyodan çıktılar. Zeki Müren'in makyaj odasına girmesinin ardından Zeki Müren fenalaştı haberi üzerine hemen ambulans çağrıldı ve TRT koridorlarında koşuşturma başladı. Ancak tüm müdahaleler sonuçsuz kalmıştı ve Batmayan Güneş Zeki Müren'i kaybetti. Alnına
Her şeyiyle bir efsane olan bu büyük sanatçı TRT'de doğmuş ve yine TRT'de yaşamını yitirmiştir. Biraz önce burada bir çekim için hazırlıklar yapılıyordu. Şu an saat 21.25'i gösteriyor. Saat 20.59'dan önce burada Zeki Müren, Muazzez Ersoy ve Ajda Pekkan oturuyorlardı. Birlikte sohbet edeceklerdi. Çok arkadaşları yerini almıştı. Ancak TRT olarak müziğe ve TRT'ye yaptığı hizmetlerden dolayı TRT Genel Müdür Yardımcısı tarafından kendisine Ankara Radyosu'nda ilk program yaptığı mikrofon hediye edildi. Bir şükran ifadesiydi bu. Bu ödülü aldıktan sonra da kadir bilir halkıma teşekkür ediyorum dedi. Ve 5 dakika ara istendi. O ara Zeki Müren fenalaştı. Ve su içtiği bardağı henüz birkaç yudum almış. Ödülü ve koltuğu hala sıcak. Onlara takdim etmek üzere hazırlanan ödüllerde, hediyelerde burada. Saat 20.59 gibi. Biraz önce büyüklerim, TRT'deki büyüklerim şöyle dediler. TRT'de doğdu, bu TRT'de aramızdan ayrı. Doğuyoruz, yaşıyoruz. Ama pembe, ama gri, ama siyah olaylarla geçiyor bir ömür. Ve sonra da tarihte yok, ölüyoruz. Hani ey gözyaşım akmayacaktı.